Evet, Kingdoms Reborn'un yeni bölümündeyiz. Önceki bölümde şey olmuş, bayağı çıldırmıştık, ticaret merkezini falan vermedi bize. Bir de kamera son anda donmuş, böyle mal gibi kalmış. Ben o kısmı attım. Atmak zorunda kaldım. O yüzden video biraz kısa olmuşsa kusura bakmayın. Yeni bölümde devam ediyoruz. Yine kayıplarımız çok fazla oldu. Neyse, yeni çocuklar doğdu en azından. Bakalım ne olacak. Oyunun bazı matematiksel olayları gerçekten çok saçma. Zorlaştırmak adına matematik hata yapmışlar bence. Bence değil, öyle yani. O zaman devam ediyoruz. O taş aletimiz bitti. Taş alet dükkanına hemen işleme almalıyız. Taşımız da azmış ama biraz taş üretsinler, taş alet. İnsan yok tabii. Burada bir kişi çalışıyor. Tamam. Güzel. Kaç hayvanımız var abi? 3. Tamam, bu 15'e gelene kadar burası bize çok bir şey kazandırmayacak zaten. Şurası biterse güzel olacak. Burası da bir kişi onu yavaş yavaş yapıyor. Zaten kış. Hemen bir işleme dahil olmayacak. İnsan sayımız artarsa çok güzel olacak ama. Hala bir ticaret merkezimiz yok. Onu hala. Ücretsiz bir çevirelim. Ha. Bu neydi? Av kulübesi. Yiyeceğimiz de bitiyor bu arada. Yıllık 316 tüketiyoruz. Nasıl abi? 19 kişi nasıl 316 tüketebilir ya? Av kulübesi çalışacak artık. Yapacak bir şey yok. Üç hayvan daha gelmiş. Güzel. Şu an bir sorun yok gibi ama kışın, geç kış. Tamam, şey olacak. Yaz gelecek zaten. Tamam, kışı atlatmış sayılırız. Burası biterse çok rahatlayacağım da. Bitecek gibi de değil anasını satayım. Bize insan lazım. Gene ucundan döndük yani. Bu kayıtlar ne kadar uzun sürüyor ya? Ne lazım, ne lazım? Şu an pek bir şey yok. Avcılıkta çalışıyorsunuz. Güzel. Şu meyve dükkanı şu an çok bir iş yapmıyor. Yani yapamıyor. Aa bak, buranın inşaatı biterse eğer çok güzel işimize yarar abi. Ama insanımız yok. 12 insanımız kalmış ya. Şu çocuklar bari büyüseydi. Toplam 19 kişiyiz. Bu kötü. Kömürümüz iyi, odunumuz güzel. Ama insan sayımız yok. Burayı bitiremiyorsunuz. Taş alet üretsinler diye. Heh, 3 kişi geldi, güzel. Şunu al. 3 kişi daha geldi abi. Burayı hızlandırdınız mı? Süpersiniz. Başka nereye gitti? Buraya gitmiş. Bunu kapat abi. Meyve ekmeseniz, meyve işine karışmasanız da olur yani. Şuraya gel. Aynen. Adamsın. Bunların hızlı bitmesi lazım. Burası daha güzel yemek getirecek başlangıçta. Meyve işini hallederiz. Şurayı da artık şeye çevirsem iyi olur. Dikmeye öncelik ver. Meyve ağacı dikmeye öncelik ver. Tamam. Bu biraz bir dikime başlasın. Ama çam ağacı dikiyorsun. Harbi küfür edeceğim. Bunları da yıkın abi. Ağaç. Belki yıkarsınız bir ara. Şöyle yıksınlar. Burası böyle bir meyve ağacı da olsun. Nasıl ev yetmiyor lan? Hayda. Tamam. Ev yapalım. Evi de buralara yapmayalım. Yine şu yolun üzerine yapalım. Yani buraya meyve dikecektik. Sonra buralar işimize yarar. Yine evi şöyle bir yerlerde bir yere dikelim. Şöyle.
Şimdi bunun buff'ları tamam. Şu bizim için önemli olacak. Buraya ben bir buff atacağım. Tamam. Bu hayvanlar bir an önce fullensin de tam kapasite ulaşınca bize et versin. Buranın da yapımına başlıyorlar. Güzel. Bitecek. Burası bitmiş. İki kişi de burada çalışıyor. Üretimin 28 balık. Güzel. Bunu yükseltsem mi? Odunu harcamaya korkuyorum ama odunun şu an gittiği bir yer yok zaten. Harca lan. Bana güzelce balık getir. Sonra bu ne? Ver lan bunu da ver. Hayvan gibi balık kasın. Bayağı açlığımızı falan bu yatıştırır. Onlar ikinci seviyeye geçti. Benim bayağı param birikmiş bu arada. Ben şuradan ikinci seviyeye yaşayayım. Altın hücumu. Wood when cutting pine trees demiş. Biz ağaçtan mı gitsek? Ağaçtan gidelim. And oil rigs. Bu da güzelmiş aslında. Hemen öbür tarafımızda da altın madenleri var ama oraya gidene kadar oho. Tamam biz de ikinci seviyeye ulaştık. Size ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Taş izolasyonu falan yapsak güzel olur aslında. Çal mı? Çalayım ki. Odun satın al. Gerek yok. Çal deyince ne oluyor? Onu aldık. Bakacağız şimdi. Bir dakika. Şuna bir bakalım. Olması bile ne var? Hedef şehrin belediye binasının kullanılmalıdır. Başka şehir var mı yakınlarımda? Adamlardan bir şey çalacağız bakalım. Adamlara hediye de gönderebiliyoruz. Vay. Adamlardan çalıp çırpmaya başladık. 1200 altınımız oldu. Geç. Çok sevmedim. Vermiyor. Ben anlamadım. Hani benim anlamadığım bir şey var. Büyük ihtimalle. Yani buraya ırgat lazım şimdi. Burada da kimse çalışamıyor. O zaman meyve ağaçlarını... Oduncu kulübesi değil ki ya. Oduncu kulübesi miymiş bu? Meyve toplamayı kapatmışız. Başka nereyi kapatabilirim? Av kulübesi. Av kulübesini kapat abi. Avcılık şu an angarya gibi. Şuraya gelin. Lan orayı kapattık. Buraya gelecek adam mı yok? Nereyi kapatsak oğlum? Şurada bile çalışmıyor artık zaten. Daha bu kadar az adamla ben ne yapayım ya? Nereyi kapatsak? Şuranın çalışması lazım. Burası çalışamıyor. Şunu teke indirsem. Buraya gelir mi ki? Gelmedi. Oğlum ne kadar yetersizmiş. Her şey. Neresi alıyor bunların hepsini? Kömürümüz çok abi. Şunu bir yarı yarıya indir. Mesela şuraya gelsin. Gelmiyor mu? Nereye gidiyor abi boşa çıkarttığımız adamlar? Bak sonbahar oldu. O yüzden yapmıyorlar. Anlaşıldı. Çıkart abi bunu. Yine ilaçsız bir kış geçireceğiz ama Allah'tan depoda var. Yoksa nasıl need input? Ne bitti? Taş bitti. Taşa adam vereceğiz. O zaman şöyle yapalım. Oo, 4 tane boşta adam varmış. 6 tane boşta adam var diyor lan. Bir dakika. Burası çalışamıyor, burası çalışamıyor. O zaman çalıştıralım. Şu an demiri pek kullanmıyoruz. Gerek yok.
Ne çalışsın? Av kulübesi çalışmasın. Ama burası girdi olmadığı için çalışmıyor. Nereyi çalıştırsam? Çok da çalışacak mekan kalmadı. Yaz olun. Ha, şurası çalışsın madem öyle. Tamam. Kaç işçimiz var? 4 işçimiz daha var. O zaman demir madenine sıra geldi. Çalışın. Ticaret. Ne satalım? İlaç satmayalım. Taş aletler satmayalım. Tamam, yine deriyi satacağız. Derimiz çok. Eksi 80. 2000 paramız oldu. Şimdi buradan bunu nasıl değerlendirebiliriz? Taşımız var mı? Henüz yok. Boş bir evimiz var. Bir kişi geldi. Neyin geliştirmesini yapsak? 2100 artı bir işçi. Gerek yok. Çok pahalı. Mesela bu kömürü geliştirmenin bir avantajı var mı? Yok. Onun yerine taşı geliştirelim. Geliş abi. Yükseltme ağacını göster. Şimdi Farming Technologies. %3 Farm Productivity per level. Hem buğday da ekelim. Niye ekmiyoruz? Taş madeni iyileştirme. Tamam. Şunu şey yapalım o zaman. Dur. Taş madeni lazım olacak. Nasıl evsizsiniz lan? Aa, evsizler. Bu doldu mu? Burası da dolmuş. O zaman adamlar haklı. Kimse evsiz kalmayacak bizim iktidarımızda. Şuraya da bir yol. Ha, tertemiz. Yine sayımız yükseldi. Güzel. Hızlı yükseldi. Taş alet bilmem ne. Geç. Meyhane. Göçmen. Odun kömürü. Taş ocağı. Geç. Ücretsiz bir çevir. Herhalde böyle bir durumda şey yapmıyor. Ticaret merkezi falan vermiyor abi. Onu anlamış olduk. Burası çalışmaz. Şu an train units diyor. Şu an askere ihtiyacım yok gibi. Bilmiyorum. Burayı kaç paraya alabilirim? Bu bana çünkü para kazandıracak. 600. Al abi. Kabul et. Üretkenlik. Üretkenlik ve verimlilik ve üretkenlik arasındaki fark, yani matematiksel olarak ne fark var acaba? Al. Şunu anlam. İşte, aa, bir dakika lan. Bu gitti. Neyse. Buraya doğru ne yapsak acaba? Orada bir tarla yapabiliyor muyuz? Mesela tarla yapınca verimliliği ne oranı? Yok. Tamam. Neye motivasyon olsun? Buna olmuyor. Buna verebilirim. Sizde bir motivasyon olsun abi. 44, 40 olmuş. Ev bitti mi? Bitti. Ev hala yetmiyor. Bir ev daha. Cuk diye oturmadım ya. Böyle cuk diye oturunca tek ben mi rahatlıyorum? Şimdi şuraya da madenler kurabiliriz yani. Çok tatlı olmaz mı? Deli gibi maden kurarız buralara. Ama bizim depo yetmeyecek galiba. Bir şeyler eksik. Hala bir şeyler yapabilirim diye düşünüyorum. Taş madenimiz nerede? Taş ocağımız. 4 işçi daha alıyormuş. 2730 lira yatırım yapınca. Aa, taş alet dükkanını aslında
Ha, taş çıkartamıyoruz ki, taş alet dükkanı ne yapsın? Kalsın böyle. Ucu ucuna yetiyorsa sıkıntı yok abi. Hatta fazlası var. İlaç üretmemiz şart. Kış bitmek üzere. Güzel. Hayvan satın almaya gerek yok. 49'da üretiyormuş zaten. Şimdi avcı kulübesi bir tür lüks kademe bire ihtiyacımız var. Seviye artırmak için. Şimdi bu ne? Ha, house'muş lan. Ben de diyorum avcı kulübesinin bununla ne alakası var ama. Yanlış şey tıklamışım. Şimdi sen benim için bir şey üretmiyorsun artık. Benim avcı kulübesine ihtiyacım yok. Şu an yok. Kapat. Burayı yık abi. Zaten çalıştırmıyormuşuz. Yık burayı. Tamam. Avcı kulübesini başka bir yere kurarız. Yükseltme. Yükseltme yapacağım biraz. Yükseltme değil. Teknoloji ağacında ne var? Koyun çiftliğini araştırmışız. Orta çağ. Gereken 10 evmiş. Tamam, yükseltmelere devam o zaman. Mesela taş madeni iyileştirme. Aç bunu. Her şeyi taştan yapmayı planlıyorum. Evet, burada çalışmaya başladılar. Çok tatlı. Boşta işçimiz var mı? İki tane boş işçimiz varmış. Bunu nasıl değerlendirebilirim? Bunu böyle yapsam %20 verimlilik elde ederim. Ama şu an demir zaten hayvan gibi birikip hiç harcamıyoruz. Dursun. Onun yerine buraya bir şey yapabilir miyim? Hayır. Buraya bir şey yapabilir miyim? Hayır. Buraya 2100 istiyor. Bir ticaret yapabilseydik çok iyi olurdu. Kartlarımıza bakıyorum. Domuz çiftliği açıla şey koyun çiftliği açılabilir aslında. Geç. Mantar çiftliği yapabiliriz abi. Bak odunumuz artık. Oha, odun bitmiş lan. Odun bitmiş. Ben yapacak bir şey yok. Bir odun. Bir dakika, vazgeç. Şu odunun verimliliği yok. Niye yok? Çünkü dikmeye önem ver demişiz ve dikmiş. Aa, dikmiş. O zaman burayı yık. Burayı yık. Evet. Niye burayı yık? Burayı meyve ağacı yaptıysak buraya gerek yok artık. Meyve şeyimiz toplasın orayı. Nerede? Aynen. Buralar ama hep çam yazıyor. Oyunun hatası mı anlamıyorum. Meyve veren ağaç değil. Değerliyse sökeriz. Şu oduncu kulübesini buraya dik abi. Burada kesmeye öncelik versin. Bütün ağaçları kes. Ve şunların hepsinin bonusunu al. Sonra avcı kulübesi yine aynı şekilde buraya yapacağım. İstihdam bürosunu şuraya nereye kuralım? Şuraya kurabiliyor muyum? Kuramıyorum. Çok büyükmüş çünkü. Böyle kursaydım çok iyiydi ya. Böyle kursam yeni diktiğimiz ağaçlar gider. Şu ne kadar yer kaplıyor? Bu küçük mü? Bu da küçük değil ki arkadaş. Hızlıca kuruluyor ama çok büyükler. Yapacak bir şey yok. Buraya da ev yapıştır gitsin biraz. Ha, siktir. Buraya hiçbir şey yapamayacağım. Oraya da depo koyarız. Depo dolacak zaten. Bir süre sonra. Bunlar çıkınca hele. Taşı bitirdik hemen. Acaba yazın burası verimli çalışacak mı onu merak ediyorum. Sonra yıkacağım zaten. Meyve kabul et. 3 kişi daha geldi. Tamam. Sana şunu versem. Ne üreteceksin bakacağım. Hala mı ev yok? Nasıl lan? 44'e 44 yazıyor işte. İşçi 5, inşaatçı. Oğlum 5 işçi boştaysa şurada çalışın da. Manyak mısınız?
He zaten o taş yok diyor. Benim bir ticaret merkezine kesinlikle ihtiyacım var abi. Geç. Odun satın alacak gibiyiz. Kesinlikle şey vermedi abi. Bu nasıl oldu? Fullendi mi? 13'te 15 kesiyorlar demek ki. O hızda fullenmiş olması gerekiyordu. Siz niye mutsuzsunuz? Niye mutsuzsunuz oğlum siz? İş mutluluğu %50. Niye? Kaynakları koru derken eksi %30 verimlilik para yatırma kazanan her kaynak birim için %30 daha yavaş tükeniyor. Kaynakları koruma hızlı madencilik dersek artı 30 verimlilik mevduat kazanan her kaynak birim için %30 daha hızlı tükeniyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu iş mutluluğunu nasıl yükseltebiliyoruz? Aldığımız kartlarla değil mi? O zaman şunu siktir et. Nerede o? Motivasyon. Bunu bana ver. Bunu sana vereyim abi ben. Bir işe yarar mı? Niye bu kadar mutsuzsunuz ya? Bak bunun mutsuzluğu geçti. Bu kişinin mutsuzluğuymuş lan. Bir dakika. Bir dakika oğlum donma. Sürdürülebilirlik. Al bunu. Ver buna. %50. Şu kadının mutsuzluğu bu ya. Zaten kadın da burada çalışıyor mantıken. Tamam. Ev lazım, ev lazım. Ulan ne kadar hızlı gelişiyor lan bu. Yine ev lazım. Şimdi evi oraya kuramam. Buraya da kuramam. Şuraya da kuramam. Şuraya kurabilir miyim şöyle yapsam? Lan ucu ucuna. Şu yolu silsem. Kurabilirim aslında. Ama yolu silersem buraya geçiş sağlayabilir miyim? Böyle sağlarım. Ama olmaz. Şuraya ev sığar mı? Bir tane ev yapacağım alt üst ya. Şuraya sığmaz mı? Sığmadı. Böyle. Ve sığdı. Tamam. Güzel. Kullanın abi. Arazi çok dikkatli kullanıyoruz. Aslında bir ev daha yapmam gerekecek. Oğlum sen niye mutsuzsun? Ne oldu lan millete? Siz ava gidiyorsunuz. Sen odun kesiyorsun. Odununuz artıyor mu? Artmıyor. Yol yapalım. Herkes yol yapınca mutlu olur herhalde yani. Bilemiyorum. Olmalı. Sonuçta yol güzel bir şey. Gereksiz malzemelerle depomuz doluyor. Bizim neye ihtiyacımız var? Lan odun olayından bir kurtulamadık. Bak şuraya bak. Şifalı bitki muhabbetine bak abi. Hayvan gibi şifalı bitkimiz var. 10 numara. Şu ağaçları kullanabiliriz aslında. Boşta insanımız varsa şuradaki ağaçları kessin. Çünkü buraya çiftlik yapacağım. Hala evsizler var. Birisi mi öldü oğlum? Az önce daha fazla adamım yok muydu benim? Yo tamam doğru. Ya size zahmet. Şuradaki şeyleri de kesin. Madem boşta adam var, çalışın. Niye bu kadar mutsuz oldular ya? Bunu ilk defa görüyorum. Çeşitlilik istiyorsunuz değil mi? Büyük ihtimalle çeşitlilik istiyorlar.
Of, ne şifalı bitkimiz oldu ya. Balık kooperatifi. Şimdi şunu al yapıştır abi. Biz kooperatif kuruyoruz. Şimdi siz çalışmazsınız, boşta kaldınız ve diğer işlere gidersiniz abi. Benim 10 tane eve ihtiyacım var. Kaç ev kurdum acaba? Sayısını burada gösteriyor mu? İş önceliği, istatistikler, binalar. Mutluluk. Gıda 79, konuttan 84, lüks yok, eğlence yok. Hemen hallediyorum ana. Şunu yap. Ticaret. En değerli ne var abi burada? 22 taş aletler. Taş aletimiz bize lazım olacak. Biz şifalı bitki üretiyoruz ya, şimdi değeri düşmüş. Taş satsam 16,5. Taşım ne kadar az. Şifalı bitki satabiliriz ha. Eksi 80. Her sene bir bu kadar üreteceğiz zaten. Kaç paramız oldu? 2600. Şimdi bundan önce bir meyhane. Av kulübesi, çal, kömür madeni, balıkçı, geç. Oduncu, av kulübesi, meyhane. Meyhane istiyorum. Meyve toplayıcı, demir madeni, göçmen ofisi, geç. Meyhane. Satın al. Onayla. Bir meyhane yapmayalım mı bu insancıklara? Şimdi şurası güzel bir boşluk gibi. Biraz mutlu olun ya. Ya burayı zaten söküyorum değil mi ben? Şurası büyük ihtimal çiftlik için verimsiz bir yer. Ama şöyle kuracağım. Kış balıkçılığı da yapıyoruz. Abi hayvan gibi gıdamız var. Tamam. Baksana demir cevherine bak abi. Şu meyhane tamamlanırsa bizimkiler mutlu olur gibi. Sen ne yapıyorsun? Kesmeye öncelik ver. Kesiyor musun? Hayır. Aa, kesiyormuş. Tamam. Sana bir yükseltme veririm. Bunu da al. Bunu alma. Seni zaten bir süre sonra yıkacağım. Sen bir işe yaramayacaksın. Aslında hala bir işe yaramıyorsun. Depolar dolu diyor. Haklısınız. Ben şurayı yıkacağım abi. Zaten et getiriyor. Zaten biz hayvan gibi et üretiyoruz. Bunu da sat. Şimdilik satsın. O zaman bir depo kuracağız. Depoyu nereye kursam? Depolar dolu, depolar dolu. Hiç kullanılmayacak basit bir yere depo kuralım. Şurası kullanılıyor. Buraya madenler kuracağız. Şurası sanki depolama için güzel bir yer gibi. Başka bir haltada yaramaz orası. Şöyle. Sonra biraz daha böyle. Bu kadar malzemeyi ne yapacaksam depoluyoruz ama şu ticaret olayını çözmemiz lazım. Ticaret merkezi vermiyor. Koyun çiftliği al abi. Ben çözemedim ya. Hani niye ticaret merkezi vermediğini çözemedim. Bu iç deniz mi? Değil. Yani iç deniz olmasına olup olmaması önemli değil zaten şey. Şurayı da al abi. Aynen. Bu ne? Altın madeni. Al. Altın madenimizi nereye yapıştıralım? Hemen şuraya bir altın madeni. Boşta çalışanımız var çünkü. Çalışmayanımız var daha doğrusu. Altın nereden çıkıyor? Herhangi bir yere kurunca altın madeni çıkıyor galiba. O zaman şöyle yapacağım. Mesela şuraya da kursam altın madeni, altın cevheri ile bölge gerekli. Ha. Şimdi burada altın var, burası gerekli. Tamam. Taşımız yetmeyecek gibi. Şöyle kursam, of var ya, bak şimdi. Çat. Şurası denk gelir mi? Vallahi gelmedi. Kötü oldu. Şöyle. Şöyle. Neyse. O zaman buraya bir ev atarım. Burada çalışanlar burada takılsın. Size de bir depolama. Mesela şuraya depolama sığar mı? Sığmaz.
sığmıyor. Yani kötü duruyor. Şurası. Tamam. Şöyle yol üzeri bir depolama. Tamam. Siz öyle bir yaşayın orada. Heh, bir de koyun çiftliğimiz var. Koyun çiftliğimizi de şöyle kursam o kadar tatlı olur ki. Bak şurası. Ya yapma abi ya. Yapma. Mini minnacık şeyler yüzünden yapma bak bunu bize. Aa ben buraya tarla kuracaktım lan. O yüzden sikti. Meyve ağacı sen çalış. Meyve bölümü çalışıyor mu? Çalışmıyor. Sizin ben evinizi sikeyim. Koyun çiftliğinde şöyle kuracağım abi. Yapacak bir şey yok. Buraya ağaç için yaptık diyor ama içinden geçiyoruz. Senin alanın ne kadar? Buraya kadar. Keşke şöyle kursaymışım. Hatta kurabiliriz de kim uğraşacak? Of, oduna bak. Kuralım. Şu an bu kadar çok odun varken kuralım. Yerini değiştireceksek tam zamanı. Evet. Kapat. Şimdi oduncu kulübesini şöyle kurarsam var ya. Cillop cillop. Lan Cem oğlum bak işte nasıl soğuktan ölebilirsiniz ya? Abi ilacımız var, odunumuz var. Lan nasıl bir geri zekalısınız? Ben anlamıyorum ya. Harbiden anlamıyorum ya. Kömür maden, bir dakika. Kömür madenine ne oldu abi? O kadar kömürü yaktınız mı yani gerçekten mi? Peki odun niye? Bunların tiki niye kalkık abi? Yakıt olarak odun kullanın. Hayvan gibi odunumuz var. Yani odun yakmak işe yaramıyor mu? Hepiniz odun yakıyorsunuz abi. Odun yok diyor. Sıfır. Nasıl sıfır abiciğim ya? Nasıl sıfır ya? Ya şaka gibisin. Yemin ediyorum şu oyun şaka gibi amına koyayım ya. Abi nasıl odun sıfır var ya? Bir sürü odun var ya. La çıldıracağım ya. Üç kişi soğuktan öldü abi. Her şeyimiz bok gibi varken adamlar soğuktan ölüyor ya. Yani iyice saçmalamışlar. Gerçekten biz zor oyun yapacağız. Çünkü niye? Bizim ekibimiz çok zeki. Onların zekasına ulaşabilir misiniz oynayarak? Hadi bakalım. Senin matematiğine sokayım ben. Şimdi nerede ağaç yok? Burada ağaç yok. Buraya kurabilir. Anladım. Şimdi tamam. Böyle kuracağız. Şurada bir ev atın. Buralar evlerle doldurabiliriz. Şuraya sığıyor mu? Sığıyor. Şöyle. Hep minimal boşluklar kalıyor. Araya da bir depolama alanı mı atsam? Şöyle yapsam. Yine aynı mesafe. Gerçi burada ev olmasının çok bir esprisi yok ya. Yani şöyle olsun madem öyle. Bir tane daha ev at. Şimdi çatır çutur gelmeye başlarlar çünkü. Devam. Oh, işler burada çıtırında. Üretkenlik kitabını nereye versem? Bu neydi? Koyun çiftliği. Şuna verelim ya tekrardan. Odun kesmeye devam etsin bunlar. Şurada bir çalışın. Boşta adam mı yok lan? Yok. Var. Var gibi yani. Tamam evleri bitirdikten sonra giderler oraya. Burada çalışan var mı? Var. Çok temiz. Altın madeninden de çıkartıyoruz artık bir şeyler. Meyhanemiz oldu. Mutluluk biraz artmış olması lazım. İşte birazcık artmış. Şuraya ben çiftlik kurmak istiyorum. Çünkü tam zamanı. Mesela şurada şöyle bir dakika. Şurayı tam otursun istiyorum abi. Şöyle şurada şöyle bir çiftliğimiz olmasın mı? Burada böyle
Lan teknoloji bitmemiş. Neyse onlar yap bitirene kadar o da biter. Buğday ekmeyelim mi? Kabul et. 3 kişi daha geldi. Verimliliği artır. Sen de bunu kullanabiliyor muyum? Hayır. Ama odunumuz bitecek. Sen de kullanayım. Acaba taşımız ne kadar? 10. Oğlum taşı yetiştiremiyoruz lan. Sürdürülebilirlik yerine bir dakika. Şunu ver abi. Sen onu al. Sürdürülebilirliği sen tak. Ne işe yarayacaksa. Şu taş madenini hayvanlaştırmamız lazım. Birazcık taş çıkartırsak böyle yükseltiriz bunu. Tamam. Ya da bir taş madeni daha kurabilirim. Bilemiyorum. Bina kapasitesi dolu. Nasıl yani? Bu bina kapasitesi dolu. Bu da üretimin duraksamasına neden oluyor. Yani kapasite derken üretim 100 sezon başına %20 şey 120'ymiş. Biz 120'yi doldurmuşuz. O zaman yükselt deyince ne olacak? Boşuna para verdim amına koyayım. Hiç de bir şey olmadı. Normal yerine kaynakları koru demek mi? Hızlı madencilik mi? Mesela bu sınırı artırmıyor mu abi? Üretim sezon başına demiş. Küme 45. İş bit. He tamam çalışmaya devam ediyor. Normale çeksem. Tamam, işe yaramış. Boşuna verdik sandım parayı. Tamam. Hayvan gibi demirimiz var. Ne olacak bilmiyorum. Ne yapacağız o demirlerle? Taş alet bitmiş. Taş aletten demir alete geçer miyiz? Onu uğraşalım. Harbiden ona uğraşalım. Şimdi ne diyor? Taş aletler. Bunun geliştirmesini bir dakika. Taş alet dükkanı, balıkçı, meyve, odun, geç. Av kulesi, meyve, altın madeni, mantar, geç. Mantar aslında kursak çeşitlilik olur. Onu yapmamız lazım. Geç abi. Ücretsiz bir hakkımız varmış. Kapat. Şimdi araştırmalarla mı taş demir aletlere geçebiliyoruz? Onu çözelim. Demirimizi harcayalım, taşımızı harcayacağımıza. Hatta biz bu sırada teknoloji ağacını bir inceleyelim. Iron Working. Demir döküm ocağı. Bu da ne yapmaya çalışıyor? Yapmayı sağlıyor. Demir cevherlerini demir külçelerine çevirir. O değil de arıcı, koyun çiftliği, mantar, mobilya, demir ne? Bira fabrikası. Bira fabrikası işimizi görür. Çömlekçilik. Ne bu? Kilden çömlek yapar. Yani bundan dış ticaretimiz açık değil diye mi gelmiyor lan? Vay ananı avradını ya. Boşuna oyuna söyledim yani. Şu konuda haksızmışım. Ama özür dilemeyeceğim. Çünkü diğer saçmalıklarına saysınlar. Meyve taş. Şu olayı çözmemiz lazım. Demir aletlere geçmemiz lazım. Siz daha bunu bitiremediniz mi? Biz buradan abi bir dakika lan. Biz bunu araştırmamışız ya. Bunu araştırmazsak ne kadar sürecek ki bu? Bizim buğday üretmemiz lazım. 3 dakika. Da bu sezon biter ki. Bunlar da şifalı bitki üretiyor. Neyse boşa gitmiyor en azından. Bekleriz. Bira fabrikasına malzeme toplayacağız orada. Hatta burayı şifalıya çeviririz. Buranın üretimi daha fazla çünkü. Aynen. Bu şifalı kalır. Burayı şeye çeviririz. Buğdaya. Bunu niye bitirmediniz abi? Yalvarmam mı lazım bitirin diye? Taş yok. Olabilir böyle şeyler. Burada da taş lazım. Taş çok lazım. Boşta işçim var mı? Var. Aslında taş ocağı mı kursak? Kuralım lan bir tane taş ocağı. Ne olacak ki?
Odun satın al. Oduna şu an ihtiyacım yok. Ücretsiz bir çevir. Taş ocağı al. Onayla. Yapıştır abi. Bir tane daha taş ocağı alalım. Şuraya olur diye düşünüyorum. Olmadı. Ha, bu ev mutsuz oluyormuş. Taş ocağın yanında olunca. E salak herifler, ne yapayım? Yakın kalın diye uğraşıyoruz. Ha, burası oluyormuş lan. Evler rahatsız oluyor. Hay sokacağım. Benim altın madenim nerede ya? Bu ev zaten rahatsız oluyor. Bir de bundan rahatsız olsun. Bir şey olmaz. Ya da şöyle kur gitsin ya. Al. Size durumlar nasıl? 4 koyun var. Güzel. Çalışın çalışın. Hayvan gibi etimiz var. Yalnız var ya. Bayağı etimiz oldu. Aa, ürettiler lan. Bir dakika. O zaman dikmişler bile ya. Yükseltme ağacından ne yapabiliriz? Ne bu? Forestry. Neymiş? Wood cutting. Tamam. Onlara ihtiyacım yok şu an. Kart envanteri. Farming technologies. Ben teknoloji ağacından tuğla fabrikası, lojistik. Lojistik mi? Nakliye hizmetleri. Aa, çok iyi. Bak, bu olayı çözer işte. Dış ticareti araştıracaktık. Ben metal aletlere nasıl geçiyorum abi? Orta çağa geçince mi geçeceğim? Bütün evlerin ikinci seviye olması gerekiyormuş. Onun için de taş lazım. Bir bakalım. Oğlum, taş birikemiyor ki bir türlü. Sürekli alet tüketiyoruz. Tamam, ben de biliyorum. Daha fazla alete ihtiyacımız var. O zaman şöyle yapacağım. Odunumuz zaten bolca var. Al şunları. Taş alet dükkanım nerede benim? Şu muydu? Evet. Yapıştır. Buğday tohumlarında işleme al. Artık. Şimdi bundan sonra burada buğday ekeceğiz. Buraya da ilaç ekeriz. Vazgeç. Şu an paramız yok. Paramız çok bitti lan. Sen ne yapıyorsun? Kes ve dik. Makul. Ama kes ve ne dik? Kes ve bütün ağaçları kessin ve meyve ağacı olmayan ağaç dik. Tamam. Senin görevin bu. Yapıştır. Meyve ortamına çevirmeye gerek yok orayı. Et et et. Bu ne, balık. Meyve hiç üretmiyoruz lan biz. Çünkü niye bu salak gitti abi, şey yaptı. Çam ağacı dikti buralara diğer salak. Bu da bir şey yapmıyor. Aslında meyve ekip biçmeyi bunların yapması lazım. Diyecek kesin ki hani bu ağaçları kes, yerine meyve ağacı dik. Bunun görevidir aslında da. Saçmalık işte. O zaman burayı yıkacağım. Buranın bir önemi yok. Benim yani işimizde şu an. Çünkü hiçbir şey yapamıyor. Üretkenlik sıfır. Meyve ağacı da yok. Evet. Şimdi burada meyve ağacı var mı? Burada meyve ağacı da yok. Hani ben meyve ağacı dik dememe rağmen gitti çam ağacı dikti. Bak galiba bu. Meyvemiz olmasa da olur. Yapacak bir şey yok yani. Şuradaki depoyu genişletiriz biz de. Gel abi. Yani her şeyin bir çözümü var. Ah. Al sana depo. Ben yanlış bir şey yıktım değil mi orada? Ne yıktım lan acaba? Gittik yanlış şeyi yıktık. Ne yıktım? Ne yıktığımı bilmiyorum. Neyse. Çok önemli değildi herhalde ya. Meyve toplayıcı. Yık abi. Ne yıktım lan acaba? Çok merak ediyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum oraya dair. Burada ev var mı? Bir tane ev var. Şuraya bir tane ev dik. Onun boşluğuna. Onun boşluğuna dikilmiyormuş ya. Neyse. Şimdi kömürümüz hayvan gibi, odunumuz hayvan gibi. Soğuktan ölen olursa oyunu silerim. Taşımız yükselmiş. Şunu izolasyonunu yükseltsek, bunların izolasyonunu tamamlanmış. Bunun tamamlanmamış. O bayağı varmış lan tamamlanmayan. Bunlar mı tamamlandı? Evet. 3 ticaret. Bir dakika. Ne lazım bize?
Sat abi şifalı bitki. Eksi 80. 811 paramız oldu. Ofisinden bir tane daha kursam sürekli gelir mi ki acaba? Mesela. Hani istediğim kadar kurabiliyor muyum yani ben bunu? Burada ağ çokmuş. Kurulumumuz hızlı olur. Şöyle yapacağım yine de. Gel abi. Belki daha fazla adam alırız hızlıca. O ev eksiğimiz var. Ev yaptırıyoruz zaten değil mi? Yaptırmıyoruz. Bir dakika. Yanlış oldu. Şuraya. Bence şöyle ev. Böyle ev. Kapat. Şöyle lan. Şöyle ev. Bence cuk oturdu buraya. Güzel bir yerleşkemiz oldu aslında. Buraya artık buğdayı ayarlayabiliriz. Burası kalsın. Çok tatlı oldu. 3 ev öyle geliyor. Ben 10 tane evin yükseltmesini yapmam lazım. 111 taşımdı. Taş coştu. Şunun izolasyonunu. Bunun yapılmış. Bu. Hallederiz. Şimdi teknolojiden bir bakalım. Oğlum niye saymıyorsun lan? Pause. Bunu araştırabiliyorum galiba ben. Evet, şu bitsin, bunu araştıralım. Olayı yanlış anlamışım ben ama olsun, kötü bir şey yapmadık. Zaten onları yapacaktık. Erken yaptık. Siz nasıl evsizsiniz ya? Tamam, geliyor ev. Bina kapasitesi dolu. Nasıl yani? Altın madenin kapasitesi dolmuş. Seni yükseltmem lazım. Kalan kaynak 5600 bilmem ne. Seni yükselteceğim kardeş. Senin bir motivasyon vereyim. Seni yükseltmek de çok zor ya. Biraz bekle. Hemen bu ne? 10 tane ev ikinci seviye olması. Oğlum bu seviye. Bir dakika lan. Ticaret merkezi satın al. Ticaret limanı satın al. Bunlar işimizi görecek. Şimdi az siktir. Şöyle yapsam mesela. Bu buraya yaptır. Kötü oldu. Ne kadar büyükmüş lan bu da. Abi şöyle ucu ucuna yapılacak bir yer yok mu ya? Çok kötü oldu lan bu. Neyse, önce ticaret merkezini bir kuralım da. Hiç yok demeyelim. Her yere bir şey mi kurduk lan? Aa, çok tatlı. Yapıştır lan. Heh, yapıştır. Buna bir çözüm bulacağız. Paramız artsın, bir merkez şurayı falan satın alalım ya da şurayı satın alalım. İç denizimiz olsun burası bizim. Burayı alırsak şöyle, ha yani burayı alırsak buradan geçemezler yalnız. Oyun tatlı oyun. Bu bölümümüz de buraya kadar olsun. Buraya kadar geldiyseniz, sabrettiyseniz teşekkürler. Kendinize güzel bakın.